Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Değerli izleyenlerimiz, Bir Umut Kervanı programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Evet, bize bu fırsatı veren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Evet, bu hafta Bursa Umut Kervanı değerli yetkilileri, konuklarımız. İnşallah Bursa Umut Kervanı faaliyetlerini ekranlara taşıyacağız. Mağdur ve mazlum bir ailemiz var. Onu konuşacağız, onu ekranlara taşıyacağız ve onun çaresizliğine çare olmaya çalışacağız. Bir veterimiz olacak inşallah. Onun üzerinde inşallah sizlere tanıtımlar yapacağız. Ve bu kardeşimizin şahsında bizi umutla izleyen, umut kervanına başvurmuş ve fakir ve çaresiz insanlar var. Ekranlara çıkmak istemeyen çaresiz insanlar var. Bu programlar hepsine birer umut olması babında bütün izleyen kardeşlerimiz için bizi aramalarını özellikle rica ediyoruz. Çünkü sizin aramalarınız, yardımlarınız bizi izleyen kardeşlerimize umut olacak değerli izleyenlerimiz. Evet, öncelikle misafirlerimi tanıtmak istiyorum sizlere. Bursa Umut Kervanı Başkan Yardımcısı Rahmetullah Durgun Bey konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah sizden razı olsun inşallah. Evet, Bursa Umut Kervanı üyesi Ebu Bekir Arslan hocamız, misafirimiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz elhamdülillah inşallah. Size sormalı. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah sizden razı olsun inşallah. Allah sizden razı olsun inşallah. Şeref verdiniz. Allah sizi muhafaza etsin. Allah yardımcınız olsun. Evet, uzun yoldan geldiler misafirlerimiz. İnşallah ailemizi konuşacağız. Ancak bahsettiğimiz gibi bir veterimiz var. Bu mazlum kardeşimizi, bacımızı, ablamızı izleyelim. Çaresizliğini hepimiz görelim. Ve bakalım ona neler yapabiliriz, nasıl yardımlarımızı ulaştırabiliriz. Hep beraber inşallah sizlerle beraber bu ailemize yardım etmenin yollarına arayacağız inşallah. Buyurun efendim, veterimize gidelim. Evet değerli izleyenlerimiz, Bursa'dayız. Bursa Umut Kervanı'nın faaliyetlerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Yanımızda Ali Koç Bey var. Bursa Umut Kervanı üyesi. Nereye gideceğimizi soracağız Ali Bey'e. Efendim nereye gideceğiz biz? Hangi aileye gideceğiz? Evet hocam, Bursa ilçesi mahallesinde tespit etmiş olduğumuz mağdur aile var. Sakine abla diye, inşallah oraya gideceğiz. Peki, yola çıkıyoruz efendim. Evet değerli izleyenlerimiz, Bursa Umut Kervanı'nın faaliyetlerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Çok mağdur bir ablamızın yanındayız, evindeyiz. Çaresizliğini inşallah ekranlara taşıyacağız. Yanımızda Bursa Umut Kervanı gönüllüsü Ali Bey var. İnşallah kardeşimizden nerede olduğumuzu öğreneceğiz. Ali Bey neredeyiz şu anda? Evet hocam, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yeni Karama mahallesindeyiz. Sakin ablamızın evindeyiz. Ablamızı 4 ay önce mağdur olduğu tespit edildi ve 4 aya yakındır nakdi ve gıda yardımı yapılıyor her ay boyunca. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Ablacığım geçmiş olsun. Allah Azze ve Celle yardımcınız olsun. Siz bize kısaca biraz derdinizi, sıkıntılarınızı anlatabilir misiniz? Ben iki çocuk annesiyim. Daha önceden Mudanya'da oturuyordum. Orada hayatım gayet güzeldi. Çalışıyordum. O zaman evliydim. Hani eşimin o aralar biraz rahatsızlığı vardı diye. Kiramı güzel bir şekilde ödüyordum. Faturalardır hiçbir sıkıntım yoktu. Ta ki bundan 3 sene önce benim abilerim benim evime gelerekten, bacım biz senin adına bir şirket açacağız. Ama yalnız ne kazanırsak yarı sana yarı bize dedi. Sonuçta abindir yani, kabul ettim. 3-4 ay gayet güzel geçti. Sonra 6. aydan sonra icralar, avukatlar, polisler, borçlular hepsi kapıya dayandı. Hepsi yani. Sonra eşimle tatsızlıklar, kavgalar, tartışmalar başladı. Psikolojim iyice o zaman zaten bozuldu. Ev sahibi kalktı. Hani bu şekilde olmaz.
Çıkın buradan, her gün sizin kahrınızı mı çekeceğiz? Avukatlar geliyordu kapıya. Yani ister istemez benim evliliğim orada. Bir sene hani belki kurtarırım diye düşündüm. Eşimle hani tekrardan konuştuk, ettik, bir araya geldik ama benim bu abilerimin borçluları benim peşimi bırakmadı. Ne sağlık sigortam var, ne yeşil kartım var. Hiçbir şekilde kuatörüm var, biyopsi olmam lazım, olamıyorum. Gittim her yerde, valilik olsun, sosyal ün müdürlüğü olsun. Şu an sadece Bağkur borcu 45 milyar var. 40'ını sildiler ama 6 milyar şu an var. Yapılandırma hani dediler, benim de gücüm yok, evim kira. Benim tek maaşla abilerimin borcunu mu ödeyeyim? Ben evimin kirasını mı ödeyeyim? Maaş dediğin ne kadar alıyorsun? O zaman ben asgari ücretli. Asgari ücretli. Yani şu anda çalışmıyorsun tabii. Yok. Eşiniz sizi bıraktı tabii. Siz bu dertlerle, bu sıkıntılarla yalnız başınıza mücadele etmek zorunda kaldınız. İki tane de yavrunuz var şu anda. Şu bir kızınız, bir oğlunuz var. 7 ve 8 yaşında değil mi bunlar? Evet. Evet ablacığım, son olarak yani siz şu anda sıkıntılarınızı... Son olarak mı? Evsizim. Yani en son bir evde oturdum. Çok rütbetliydi. Ev sahibi gelip gidiyordu işte. Hani çok kırıcı kelimeler kullanıyordu. Hatta ben çıkayım diye kalktı, doğalgazımı kesti kış ortasında. Yani camları açık bırakıyordum. Diyordum ki en azından çocuklar hastalanmasın diye. Yani rütbetten dolayı değil mi? Rütbetten dolayı. Ondan sonra para kirayı veremez hale geldim. Hani Allah hiç kimseyi, hiçbir kadını çaresiz bırakmasın. Hele evlat varsa ortada. Gün geldi, ben çocuklarıma hiçbir şey veremedim. Yatırmak zorunda kaldım. Ha, arkama dönüp baktığım zaman o bana iyilik yapan ailem var ya, hani biz sana para vereceğiz, maddi anlamda yardımcı olacak diyen ailem benim arkamda olmadı ya. Ben her telefon açışımda benim durumum böyle böyle, bak çocuklar aç. Yani evim mutfet, ev kira sahibi beni evden çıkartıyor dediğim halde hiç kimse oralı olmadı. Eski eşimi arıyordum. Diyordum ki hani böyle böyle senin ailen, senin başına bu sıkıntıyı açtıysa aileni ara, beni arama diyordu. Doğalgazımı kesti ev sahibi, elektrik yoktu, su yoktu. Yani çok perişanım ya. Çocuklarınıza bir şey yedirebiliyor musunuz? Kesinlikle hayır. Benim şu an evimde ne buzdolabı var, ne çamaşır makinesi var, zeytin, peynir. Yeri geldi ben... Yani buzdolabı bile evde yok. Kesinlikle yok. Bakabilirsiniz de. Hatta bu üzerinde oturduğumuz... Hiçbir tanesi benim değil. Hiçbir tanesi. Hiçbir şekilde benim burada eşyam bile yok. Sadece bir televizyon bana ait. Onu da ben ikinci elciden bir ablanın sayesinde almıştım. O da çocuklar artık üzülmesinler diye aldım ama bu evde hiçbir tane eşya bana ait değil. Ya çaresizlik çok kötü ya. Gerçekten de çok kötü. Hani çocuk varsa ev bakmaya gidiyorsun. İşte diyorlar ki sen ne iş yapıyorsun? İşte eşin var mı, yok mu? Yok dediğim zaman işte biz bu evi vermiyoruz. Dün bir yere gittim. Bir öğretmendi kendisi. Ben durumu izah etmeme rağmen bir evden kovmadığı kaldı ya. Kim ister ki ailesi, yuvası yıkılsın ya? Kim ister boşansın ya? Kim ister iki tane çocukla tek başına kalsın ya? Hiç kimse istemez ya. Evet. Ama Allah rızası için, ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Benim Allah'tan tek isteğim bu çocukların eğitimi yarıda kalmasın. Sadece ben inanıyorum ki hala iyi insanlar var. Bir ev ya. Kira da olsa bir ev istiyorum ya. Sağlam, güvenilir bir insan benim yanıma geldiği zaman ya da ben konuştuğum zaman acaba bu insan gene ne diyecek demekten yoruldum ya. Sabah kalktığım zaman diyorum ki ya acaba bugün ne sıkıntı olacak ya. Ne duyacağım diyorum ya. Bu doğan güneş sadece bir gün artık benim için doğsun ya. Çünkü çok bunaldım ya. Böyle böyle değil ya. Çocuk meyve istiyor, alamıyorsun. Gerçekten alamıyorsun ya. Ben bir odaya razıyım ama artık kötü insanlardan bunaldım, sıkıldım. Yani gerçekten bu çocuklara hani güvenilir bir yer olsa ben artık ya ölmek istiyorum ya. Gerçekten de ölmek istiyorum ya. Çünkü insanlar o kadar iki yüzlü ki, o kadar yani anlatamıyorum ya. Yarın gün iş bakmaya gidiyorum. Gidiyorum işte, diyorlar ki gel, gidiyorum. Bakıyorlar, ha tamam işte
Sen sadece burada dur. Hepsi kötü niyetli insanların. Rabbim kötü yola düşürmesin. Rabbim dur çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmesin. Hep o şekilde dua ettim. Namusum diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ben şimdiye kadar namusumla yaşadım. Rabbim namusumu hareket getirdiği zaman benim canım alsın. Çok kötü. Ben çocuklarımla buraya ekmek yedim ama kimseye ağzımı açmadım. Açmadım ya senin ailem. Ben intihar ettim. 50 tane hap aldım. Dedim ki belki öleyim. Kurtulurum dedim ya. O an çocuklarımı bile gözüm görmedi. Ama derler ya verecek nefesimiz varmış ki öldürmeyen Allah öldürmüyor. Hep erkek gibi hem anne oldum hem baba oldum. Dedim ki hani namusumla, helal ekmeğimle çocuklarımı ayakta tutabileyim. Yeri geldi psikolojim çok bozuldu, yeri geldi hastanelik oldum, yeri geldi iğnelerle ayakta durdum. Yok yani sırtımı dayayabileceğim ne ailem var, hiç kimsem yok. Param varsa dostun çoktur ama param yoksa asla. Hiç kimse seni görmezden gelir ya. Bugün dışarı çıkıp ya benim karnım aç dediğin zaman karşıdaki insan ister istemez hep menfaat. Menfaat duygusu başka bir şey değil. Sadece hiçbir şey istemiyorum ya. Ben sağlığımda geçtim. Zehirli bir aktörüm var benim. Biyopsi olmam lazım. Ne gidip olamıyorum. Elimin içi şiş. Sinirden şişip duruyor. Geçen gün hastaneye gittim. Oradaki başhekim diyor ki işte senin bağ kurum var. Git muayene ol. Ben derdimi kime anlattıysam anlamıyorlar ya. Gerçekten anlamıyorlar ya. Ben evsiz de kaldım. Parkta da kaldım. İki kez de intihar girişiminde bulundunuz değil mi? Üç kez de intihar girişiminde bulundunuz. Evet. Bazı bir şey yardımcınız olsun bir şey var. Bir kere köprüden atmaya çalıştım kendimi. O zaman psikiyatriste gidip geliyordum. İlaçtan fayda etmiyordu. Köprüden dedim atayım öleyim dedim. Polisler beni oradan zorla aldı. İkinciye hap içtim. Gene beni hastaneye yetiştirdiler. Sonra üçüncüye 50 tane hap almışım. Gözümü açtım hastanede ölmek istemişim ya. Ya her şey üst üste gelince yaşamak istemiyorsun. Allah'ın verdiği bu candan vazgeçiyorsun ya. Ya tek başınasın bakıyorsun etrafında bir sürü insan var. Belki diyorsun ki yardım ederler. Değil. Kesinlikle değil ya. Ben artık iyi insanların var olduğuna da artık yani umudum bitiyor benim ya. Gerçekten umudum bitiyor. Çocukların masrafları ayrı, çocukların geleceği ayrı. Her şey üst üste biliyor. Benim bunları kaldıracak durumum yok. Gerçekten de durumum yok ya. Ben ev sahibine sabah durumumu izah ediyorum. Bana diyor ki işte çocuklar diyor gürültü yapıyor diyor. Biz diyor işte evden çık kendine ev bul. Ya ben nereye gideyim ya? Ben zaten 15 gün ben çocuklarla sokakta kaldım, parkta kaldım. Kimsesizler evinde kaldım ya. Bizim suçumuz ne ya? Garibazlık bizim suçumuz değil. Biz fazla bir şey istemiyoruz ki. Peki arkadaşım. Allah-u Teala yardımcınız olsun inşallah. Evet, iki tane de yavrumuz var yanımızda. Kerim ve küçük bir kardeşi kız kardeşi. İsim neydi senin? Irmak. Irmak var yanımızda. Evet, ailesi tanımasın diye çocukların yüzünde anlamını vermiyor. Sıkıntı olmasın diye. Kerim, bizi izleyen kardeşlerimizden ne istersin? Bisiklet demişsin değil mi? Evet. Başka? Bir tane de... İstediğin gibi yemek yiyebiliyor musun evde? Evet. Yiyemiyorsun. Mesela ne yemek istersin? Aklın bir şey geliyor mu? Sen, Irmak, sen de yemeği düşünmüyorsun, hayal ediyorsun. Hatırlıyorum. Evet, hatırlamıyorum. Evet, çocuklarımız da heyecanlandı doğrusu. Evet, değerli izleyenlerimiz, ablamızın derdi çok büyük. Koca tarafını terk edilince abilerin ihaneti, koca dünyayı başına dar etmiş iki yavrusuyla hayat mücadelesi vermeye çalışıyor. Artık nasıl verebiliyorsa. Evet, bu ablamıza yardım etmemiz lazım. Bu çaresizliği gidermemiz lazım. Evet, Bursa'dan Umut Kervan faaliyetleri ekrana taşıdık. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz, sözsüz diyorum.
Evet değerli izleyenlerimiz, mazlum kardeşimizin, mazlum ablamızın derdi hakikaten çok büyüktü. Yani onu dinlerken doğrusu insanlığımızdan utandık. Koca dünyada tek başına iki yavrusuyla bir o tarafa bir bu tarafa koşuşturuyor ve üç kez intihara girişen, intihar teşebbüsünde bulunan bu mazlum bacımız maalesef yapayalnız yaşam mücadelesi veriyor adeta. Umut kervanı onu tespit etti ama umut kervanı sizlerin yardımlarıyla inşallah ona umut olmaya çalışacak. Ona ev tutma, evin içerisine düşeme, yani buzdolabından tut çamaşır makinesine kadar. Evde hiçbir şey yok, kilim bile yerde yoktu. Tuttuğu evde oturduğumuz o bir tane koltuk takım, koltuk adeti de bir taneydi zaten. O da evde bulunuyordu, o da getirdiği bir şey değildi zaten, ev sahibine aitti. İnşallah bunu konuşacağız ve gerçekten mağduriyet çok büyük. Bursa gibi bir şehirde bu mağduriyeti konuşmak hakikaten biraz utanç verici doğrusu. Belki iş adamlarımızın haberi yoktur diye düşünüyoruz yani. Evet, hocamızla başlayalım. Rahmetullah Durgun hocamızla. Bursa Umut Kervanı Başkan Yardımcısı. Hocam tekrar hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah razı olsun. Öncelikle bizi yeni izleyen seyircilerimiz için Bursa Umut Kervanı ne yapıyor? Biraz tanıtabilir misiniz bize? Tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hadi ve bize. Bütün seyircilerimize. Bizler Umut Kervanı olarak 2013'te kurulduk. Evet. Bursa'da. Mütevazi imkanlarla. Gerçekten 6 yıl gibi bir zaman sürecinde çok büyük mesafeler kat ettik diye düşünüyorum. Şu anda hakikaten o kadar mağdurların sayısı çok ki hocam. Yani biz böyle gidip tespit etmede zorlanıyoruz. O kadar fazla ki şu an 1000'in üzerinde bize başvuru var. Biz bunların içerisinde imkanlarımız ölçüsünde şu anda tamlığa baktığımız aile sayısı 60. Her ay bunların erzak ihtiyaçlarını, ondan sonra nakdi yardım ihtiyaçlarını falan karşılıyoruz yani elhamdülillah. Bu da hayırsever Müslümanların yapmış olduğu yardımlarla biz bunları sağlamaya çalışıyoruz. Gerçekten çok kişiye ulaşmaya çalışıyoruz ama imkanlarımız şu anda evet bu kadarına el veriyor. Yani size başvuru sayısı aklınızda var mı şu anda, kaç başvurunuz var? 1000'in üzerinde yani o kadar çok yani böyle artık yani biz emin olun hani bakmak istiyoruz ama imkanlarımız el vermiyor. Yani kaç kişiye ulaşabiliyorsunuz hocam? Şu an 60 kişi ile her ay. Üzerinde başvuru var. Evet. Ancak 60 kişiye ulaşabiliyoruz. 60 kişiye yardım ediyoruz. Her ay hayırseverlerin vermiş oldukları erzakları kolileyip bunları bu ailelere ulaştırıyoruz. Bir de bunların et ihtiyaçlarını da aylık olarak işte bize gelen akikalardan et yardımını da yapıyoruz. Artı nakdi yardım da yapıyoruz. Kiminin kira yardımı, kiminin farklı ihtiyaçları oluyor. Onların nakdi yardımı da yapmaya çalışıyoruz. Evet hocam, inşallah devam edeceğiz. Umut Kervanı'nı konuşmaya devam edeceğiz. Bir hatırlatmada bulunalım değerli izleyenlerimiz. Ekranlarımızın alt kısmında iletişim bilgilerimiz bulunuyor. İletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Canlı yayına bağlanabilirsiniz. Canlı yayın telefonlarımız da mevcut. Canlı yayına bağlanmak istemeyen izleyicilerimiz için ara bağlantıda bize ulaşabilir ve isteklerinizi, taleplerinizi, bu bacımız için neler yapmak istediğinizi bize ulaştırabilirsiniz efendim. Ve bunu biz hakikaten şiddetle sizi bekliyoruz. Çünkü bu bacımızı program sonrasında evine biraz sıcak aşk gitmesi lazım. Kirasını ödemesi için ona nakdi para vermemiz lazım. Yaz geliyor, bu sıcakta Ramazan ayında buzdolabı lazım. Ve bunun gibi her şey, yani üzerinde oturacak halıya kadar, yatacak süngere kadar her şey bu bacımıza lazım. Yani sıfırdan kurulabilecek bir ev neyse bu bacımıza bunlar lazım.
Evet, bunu konuşacağız. Bundan dolayı telefon numaralarımız mevcut. Bunun için sizlerden yardım bekliyoruz diye doğrusu aramalarınızı bekliyoruz efendim. Evet Ebu Bekir Aslan hocamız, siz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam Allah razı olsun sizlerden inşallah. Şimdi hocam yani Bursa Umut Kervanı gerçekten ben tebrik ediyorum. Böyle köşede bucakta unutulmuş, kimsenin aklına gelmeyen, yaşam mücadelesi veren, intihara başvurmuş, 3 kez intihara başvurmuş bu bacımızın. Tespit ettiniz, Allah razı olsun. En azından birkaç koli gıda yardımında bulundunuz. Ancak siz de takdir edersiniz ki onun ihtiyacı sadece bu birkaç koli gıda değil. Bu da fena halde kandırılmış. Hem de abileri tarafından üzerine bir şirket açılarak bu şirketi artık paravan şirketi mi denilir neyse üzerinde birçok paralar çekilerek, ticaret güya yapılarak ve milyon TL, birkaç milyon TL'den daha fazla bu bacımızın boynunda borç bırakılıp ve gidildi. Onun yuvasının yıkılmasına da sebep oldu. Bu manzarayı siz duyduğunuzda neler hissettiniz? Öncelikle Rehber TV ailesine bu tür insanları gerçekten mağdur, gerçekten mazlum insanların sesini duyurmaları için bu hizmeti yapan Rehber TV ailesinden Rabbim inşallah onlara kat kat ecirlerini ve mükafatlarını versin inşallah. Amin inşallah. Rabbimizden onu temenni ediyoruz. Subhanallah, aklıma Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi geldi. Bu bacımızın bu durumuna baktığımız zaman gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi aklıma geldi. Men lem yehtemme bi umuril muslimine feleyse minhum. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir. Yani bugün gerçekten bu bacımızın bu durumuna baktığım zaman bir an ailem aklıma geliyor. Şayet eğer ki benim bir bacım bu halde olsaydı, benim bir bacım bu durumda olsaydı, özellikle şu an bizi izleyen değerli izleyiciler, her birimiz bu duruma, bu bacımızın şu anki bulunduğu durumda onu kendi bacımızın yerine bırakmamız lazım. Onu kendi bacımızın yerine bırakacağız ki o yaramız gerçekten o acıyı hissetmemiz lazım. Bu şu an bu bacımız gerçekten iki çocuk sahibi ve bu kadar onun başına gelen musibetler, bu kadar onun başına gelen gerçekten sıkıntılar, bizler ona yardımcı olmamız lazım. Eğer ki bu bacımızın durumunu şu an göz önünde bulduğumuz halde bizim vicdanlarımız, bizim kalplerimiz bir acı sızmıyorsa bizde bir sıkıntı vardır. Gerçekten bizde bir sıkıntı vardır. Subhanallah, Allah-u Teala Azze ve Celle inkarcı adamdan bahsederken, yani ehli yemin, ehli yesar dediğimiz kitabı sol tarafından verilen adamdan bahsettikten sonra Allah-u Teala Azze ve Celle şöyle buyurur. O diyor Allah'ın azim olan Allah'a iman etmezdi. Bir. İkincisi diyor yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordum. İmandan sonra gerçekten Allah-u Teala Azze ve Celle hemen imanın ardından o insanın o hale gelmesinin sebebinden birisi diyor, yoksul olan bu bacımız gibi olan insanlar, belki gerçekten şu an çok insanlar vardır. Bizim yani göremediğimiz çok insanlar vardır. Ve kendini belli ettirmeyen çok insan vardır. Ama gerçekten bu bacımız gibi olan insanlar, biz onlara yardım etmek zorundayız. Eğer ki bizim işlerimiz buna sızmıyorsa bizde bir sıkıntı vardır hocam. Evet. Yani gerçekten bahsettiğiniz gibi iki çocuğu vardır. Bizler sabah eve gittiğimiz zaman, babamız eve geldiğimiz zaman annemiz böyle sıcak güzel yemekler yapar. O gün otururuz, yemeğimizi yeriz. Ama bu mağdur olan bacımız, subhanallah, çocukları
Yani acaba bu akşam nasıl bir yemek yiyeceğiz? Nasıl bir durumda olacağız? Belki onu düşünüyorlar. Bizler bu bacımıza gerçek manada yardım etmek zorundayız. Onun az önce videoda belirttiği gibi evinde ne halı var, hiçbir şey yok yani. Ne buzdolabı var, ne bir makine var, hiçbir şey yoktur. Bizim kalplerimiz buna sızması lazım. Özellikle de şu an canlı yayında bizi izleyen malı olup da Allah-u Teala Azze ve Celle'nin onlara mal verip de ve Allah-u Teala Azze ve Celle kendi hakkından bahsettikten sonra yoksul, fakir olan ailelerin hakkında unutmamasıdır. Yani baktığımız zaman hocam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Azze ve Celle kendi hakkından bahsederken mazlumun kulların hakkını unutmuyor. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar ki namazlarını dosdoğru kılarlar ve onlara rızık olarak verdiğimiz rızıktan da infak ederler. Evet hocam, özür dilerim, devam edeceğiz. Bir telefonumuz var. Bursa'ya dönelim. Bursa'dan Museybe Hanım telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun efendim. Evet, öncelikle Rabbim hayrınızı kabul etsin inşallah. Teşekkür ederim. Mazlumların sesi oluyorsunuz, mazlumlara umut oluyorsunuz. Ben Bursa Kız Medresesi adına arıyorum. İnşallah imkanlar dahilinde Bursa Kız Medresesi'ndeki öğrenciler az önceki bayana yardım etmek istiyorlar. Evet. Allah-u Teala i̇nşallah sizlerden... size buna vesile olursanız çok seviniriz. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Allah sizlerden de razı olsun. Allah mükafatınızı kat ve kat versin. Amin. Allah razı olsun. Bizi dualarınızdan esirgemeyin. Allah razı olsun. İlimle uğraşan öğrencilerimizin bize dualarından esirgememelerini umut ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun inşallah. Evet, Ebubekir hocam, Allah sizden razı olsun. İnşallah devam edeceğiz. Rahmetullah hocamla devam etmek istiyorum. Hocam hakikaten yani kelimeler kifayetsiz kalıyor bu ablamız için. Evet. Yani düşünün, bir çatı altında önceki evinden bahsetti. Rutubetli bir evdi. Kirayı veremez durumdaydı. Orada ev sahibi onu çıkartıyor. Buraya sığınınca sanırım kirayı da daha ödeyememiş. Diyor birisi kapı çaldığı zaman benim içim kopuyor adeta. Yani benim ödüm kopuyor adeta diyor. Acaba ev sahibi mi geldi diye. Yani kadın psikolojisi bozulmuş. Yani bizimle de konuşurken bazen gözleri yavrularına kayıyordu. Yavrularının kendisini aslında o halde görmesini istemiyordu. Gözyaşlarını sakladı ama bir süreye kadar da artık saklayacak durumda da değildi. Yavrular da demek ki annelerini bu şekilde görmeye de alışık değillerdi. Ve bu anne yani feryat ediyor, haykırıyor. Çocuklarım aç kalıyor diyor. Ev sahibi beni evden kovuyor diyor. Yani avukatlar beni bu abilerim yüzünden haciz olarak evimde hiçbir şey bırakmadı. Bu ticaret benim yuvamı yıktı. Abilerim beni kandırmasından dolayı eşim de beni terk etti. Velhasıl böyle çok acı bir manzara var. Bu manzaraya binaen Seyyidimizin de Allah razı olsun çok güzel bir hadis hatırlattı bize. Yani Müslümanların derdiyle dertlenmeyen bizden değildir diyor. Onlardan değil. Yani Müslümanlardan değil. Bunları toparlayarak yani bu ailemizle alakalı biraz da bilgi sizden alalım. Yani siz Umut Kervanı olarak bu aileyi tespit ettiniz. O süreci bize anlatır mısınız? Nasıl tespit ettiniz? Bu aile nasıl gördünüz? Evet. Biraz da sizin dilinizden öğrenebilir miyiz efendim? Öncelikle hocam Allah yardımcısı olsun inşallah. Kendisine sabır versin. Gerçekten çok zor bir durum yani. Bir bayanın işte eşi tarafından terk edilişi gerçekten çocuklarla baş başa ve o boşluklar içerisinde bırakılması gerçekten zor bir durum. Biz mesela evini tespit ettim. Yani bunu tespit ettiğimizde yani evine gittiğimizde evi gerçekten böyle oturulacak gibi değildi yani. Yani rutubetli, nemli.
çok yüksek düzeyde önem vardı hocam. Yani bunu arkadaşlarımız tespit ettiği zaman gerçekten böyle diyor. Daha sonra baktık ki şey, doğal gazı kesik hocam. Yani kış ortasında ısınma ihtiyacını dahi karşılayamayacak derecede. Hani doğal gaz faturalarını ödeyemediğinden dolayı doğal gazı kesilmiş yani. Kışın ortasında, soğukta evet hocam, doğal gaz yok. Doğal gaz yok hocam. Yok, evet. Ev rutubetli, nemli, çocuklar küçük yani. Hatta hocam zaten ablamız da diyor ben yani doğal gaz zaten yoktu. Bir de evin rutubetinden dolayı evet. Baktım çocuklarım boğulacak. Evet. Bazen pencereyi açıyordum. Pencereyi açtığım zaman da soğuk arıyorlardı, üşüyorlardı. Evet. Yani üzerlerine atacak doğru düz bir battaniyemiz bile yoktu. Evet hocam. Böyle bir manzara vardı. Evet. Yani biz mesela kendi üzerimizden düşündüğümüzde gerçekten biz böyle bir evde ne kadar otururuz yani. Yani ben kendim şahit oldum hocam yani bir eve baktım, bir ara kiralık ev arıyordum hocam kendim için. Gittim eve baktım hocam o kadar rutubet vardı ki yani içeri girilecek gibi değil yani içeriye. O kadar rutubet ve nem vardı hocam. Gerçekten ben hemen orada vazgeçtim yani kararımı orada değiştirdim yani. Çocuklar zaten kısa bir sürede orada hasta olur. Büyük dahi olsa hasta olur yani. Yani gerçekten bu zor bir durum yani. İnsan, çocuğun bir tanesi zaten ablamızın bahsettiğine göre astım hastasıydı. Evet yani hocam. O bronşit rutubetli evde katmıştı da. Evet. Hem kendisi hasta, guatr hastası. Bir de çocukların da onlar da hasta, tedavi evet ihtiyaçları var. Evet. Evet Semanur Hanım telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz Bursa'dan. Hoş bulduk. Ben Bursa'dan arıyorum. Az evvelki bayan için bir miktar yardım etmek istiyoruz. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Çok Allah teşekkür ediyorum. Razı olsun. Peki. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah Azze ve Celle size razı olsun inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz, bu ablamıza yardım etmemiz lazım. Bunun için ekranlarımızın alt kısmında iletişim bilgilerimiz bulunmakta. Durumu iyi olan kardeşlerimiz arasınlar. Yani bu ablamızın feryadına kulak asmamak, onun gözyaşlarını görüp de içi sızlamayan eminim ki kimse yoktur. Ama yerimizde hayflanacağımıza, ahvah edeceğimize her birimiz az da olsa verelim. Az da olsa verelim. Yani bu kardeşimizi bu program sonunda en azından ihtiyaçlarının yarısına giderebilseydik vallahi kendimizi çok mutlu ad ederdik. Allah Azze ve Celle yardım yapmak isteyen kardeşlerimize yardımcı olsun. Amin. Yani kim Allah'tan yardım diliyorsa önce o da yardımcı olsun. Kim Allah'tan rahmet diliyorsa o da merhamet etsin. Evet Diyarbakır'a dönelim. Küçük bir kardeşimiz telefon attığımızda Asiye var. Asiye hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum Asiye. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Ben de iyiyim. Bizimle... Oradaki abilerimi elinden öpüyorum. Allah razı olsun Allah inşallah. Bizimle ne paylaşmak istersin Asiye? Benim çeyrek altınım var. O ablama çeyrek altını vermek istiyorum. Allah senden razı olsun inşallah. Ne diyelim? Sen koca yürekli bir Asiye'sin inşallah. Hazreti Asiye gibisin. Allah seni muhafaza etsin. Amin. Ya Rabbi sen bu insanlıkları salihalardan eyle inşallah. Amin. Teşekkür ediyorum. Amin. Bir neslimizi çoğalt ya Rabbi. Amin. Amin, amin inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz telefonlarınızı bekliyoruz efendim. Bu mazlum ablamız için çare olmak için evet kulağım sizlerde. Bir telefon haberi geldiği zaman emin olun çok seviniyorum. Çünkü bu ablamız program sonunda yani biz bu programı yardımsız bitirirsek emin olun onun hayatına biz çok kötü bir anı bırakmış oluruz. Üç kez intihara kalkışmış çaresizlikten dolayı. İki tane küçük yavrusu var yüzlerini veremedik veterede. Çünkü ailesinden de çekiniyordu. Zalim bir ailesi var tek kelimeyle yani. O da korkuyordu onlardan. Yüzünü de vermedik. Çocukların yüzünü de vermedik. Bundan dolayı bu kardeşimize yardımcı olmamız lazım. Evet hocam. Lafınızı kestik ama. Sağ olun. Rızal aletik. Sağ olun. Hocam gerçekten biz baktığımızda yani evinde yiyecek namına, ev eşyası namına hocam hiçbir şey yoktu yani.
Yani biz imkanlarımız ölçüsünde her ay gıda yardımı yapıyoruz ama ne kadar yeterli oluyor? Hani bu da soru işareti yani, evet. Gerçekten bizim de imkanlarımız kısıtlı. Hani istiyoruz ki gerçekten bu imkanlar çoğalsın. Sizin de belirttiğiniz gibi. Bu akşam böyle yardımlar gelsin inşallah. Biz de bu bacımızı, bu ablamızı bu sıkıntıdan kurtaralım inşallah. Kirasını ödeyemiyor dediğiniz gibi. Gerçekten biz her zaman yardım edemiyoruz ama bazen nakdi yardım yapabiliyoruz. Ara ara yani sürekli yapamıyoruz hocam. Bunu nasıl tespit ettiniz bu ailemizi hocam? Hocam kendisi başvurmuştu. Kendisi başvurmuştu. Evet hocam. Başvuru neticesinde gittiği durum tespitine hocam. Evet. Bu şekilde durumuna vakıf olduk hocam. Evet. Yani bu ablamız derdini anlatırken diyor, abimin beni kandırmasıyla evliliğim de bitti. Evet hocam. Bir şirket açmışlar adına. Paravan şirketi. Evet. Bir paravan şirket açmışlar adına. Evet. Tabii öncelikle iyi bir niyetle demişler ki, bacım demişler, biz bir şirket açacağız. Sen de kazanırsın, biz de kazanırız diye. Evet. Yani bu da dünyada belki kandırılacak isimler içerisinde en son abilerini belki yani düşünmez de. Yani kim abisinin ya da ailesinin onu kandırabileceğini tahmin edebilir ki. Evet. Ve bu kadının adına açılan şirketlerle birkaç ay içerisinde hepsi boş çıkmış. Tabi bu kadının evine avukatlar haciz getirmişler. Evet. Bu sefer kocasıyla arası bozulmuş. Eşiyle arası bozulmuş. Eşi evi terk etmiş. Evet. Velhasıl böyle bir süreç. Bu süreç içerisinde ablamız intihara başvurmuş. Hatta diyor köprüden atlamış, polisler beni ikna etmiş. İki kez hap yutmak şekliyle intihara teşebbüs etmiş. Hastane acil kaldırılıp midesi yıkanılmış. Velhasıl böyle bir durum. Yani ne yapılabilir bu ablamıza? Bizler kardeşlerimiz için biraz daha açabilir miyiz meseleyi? Biz bu konuda hani gelen yardımların işte derecesine göre hocam yani biraz daha hani onu takviye edebilirsek inşallah hani bu sıkıntıdan inşallah kurtulabilir. Yani gerçekten fakirlik ondan sonra yokluk zor bir şey yani bunu. Evet gerçekten dille anlatmak hani kolay ama yaşayan bile hani bazı şeyler var ki hocam hani yaşanmadan bilinmez. Bilinmez. Devam edeceğiz hocam. Evet, hocam. Malatya'ya bir dönelim. Rıfat Uslu Bey telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Selamünaleyküm hocam. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sefalar getirdiniz efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ettim hocam. Sizleri sorarım. Sağ olun. Allah razı hamdolsun. Olsun. Hamdolsun. Allah razı olsun inşallah. Sağ olasın hocam. Bu aile neydi ismi? Bu kirasını ödemeyen aile vardı herhalde. Evet zaten bir ailemizi çıkartmıştık. He, Sakine doğru. Ablamız. Az ufak bir meblağ olacak da 150 lira IBAN numaranıza atacaktım onlar için. Evet. Kuveyt Türk IBAN numarası şu anda ekranımızda. Aldım onu aldım. Ben yarın sabah size FETÖ yaparım. Bilginiz olsun diye. Peki. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin Rıfat Bey. Teşekkür ediyorum. Acımayın hocam. Allah'a emanet için. Olun. Görüşmek dileğiyle. Allah razı olsun. Teşekkür Allah ediyorum. Allah'a emanet olun. İlginiz için teşekkür ediyorum. Evet. Rıfat Bey gibi şu anda binlerce kanal içerisinde Rehber TV açmış ve bu mazlumun derdiyle ortaklaşa bir dert adeta kendine bir görev adetmiş. Allah sizden razı olsun inşallah. Evet, Ramazan'a da yaklaşıyoruz. Haftaya inşallah bir sonraki hafta ayın 6'sında Ramazan ilk günüyle inşallah Teala orucumuza başlayacağız, Ramazan ayına başlayacağız. Rabbimizden dileğimiz bizi Ramazan'a ulaştırmasıdır. Ramazan'a ulaşırsak emin olun biz çok hayırlar elde edeceğiz. Onun için şu anda 3 aylar içerisinde bereketli günler içerisindeyiz. Bundan dolayı bu yapacağımız hayırları hafife almamak lazım. Evet, Ankara'dan Nizamettin Bey aramış ara bağlantıda. Canlı yayına bağlanmak istememiş. 250 TL yardım etmiş bu bacımıza. Allah-u Teala Nizamettin abimizden, kardeşimizden razı olsun. Allah sizi muhafaza etsin inşallah. Hocam biraz da
Ebu Bekir hocamızla başlayalım dilerseniz, izniniz varsa. Siz biraz soluklanın. Ebu Bekir hocam, yani bu hadis hakikaten insanın tüylerini ürpertmesi lazım. Yani Müslümanların derdiyle dertlenmeyin onlardan değildir. Yani Müslümanlardan değildir. Bu büyük bir tehdittir aslında. Aynen. Yani sürekli programlarımızda hatırlattığımız başka bir hadisimiz daha var. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yani bu hadislerde özellikle yani dertle alakalı, yani sıkıntılarla alakalı, sıkıntıları ortadan kaldırmak, Müslümanların tek vücut olması, bir vücut olması için öyle ağır şartlar ortaya koyuyor ki, yani Müslümanların saflarından onları çıkartıyor. Neye bağlıyor? Eğer sen Müslümanın derdiyle dertlenmesin. Bu çerçevede ve bu ablamızı da göz önünde alarak, yani ablamız diyor ki ben ölmek istiyorum diyor. Bir tarafta peygamber diyor ki bak diyor, imkanı olup da bu Müslümanın derdiyle dertlenmezseniz sizi safımdan atıyorum. Diğer tarafta o mazlum da yani bütün etrafındaki sağına soluna herkesin Müslüman olduğu bir memlekette, ezanların 5 vakit okunduğu bir memlekette, peygambere salavat getirilen bir memlekette ve bu bacımızın derdiyle dertlenilmiyor. Çok çelişkiler. Yani biz şu anda çok çelişkiler içerisinde bir yaşam sürdürüyoruz doğrusu. Aslında biz kendimize acımamız lazım. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Hocamın değindiği gibi hocam, hakikaten bazı şeyleri biz yaşamadığımız zaman hissedemiyoruz. Bazı şeyleri bizler gerçekten yaşamadığımız zaman bizler bunları hissedemiyoruz. Ne zaman ki o duruma düştüğümüz zaman, bu bacımız gibi Allah muhafaza, hakikaten yani şu anda yani cümle kuramıyorum, anlatamıyorum gerçekten. Yani duygulara tercüman olabilecek bir cümle yok. Devam edeceğiz hocam, haklısınız. Bursa'ya bir dönelim. Yahya Nevap Durgun var telefon hattımızda. Küçük bir kardeşimiz. Yahya hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Yahya? İyisin inşallah. İyiyim. Bizimle ne paylaşmak istersin? Hı? Bizimle mi? Bizimle ne paylaşmak istersin? Önce bizimle. 50 TL. Allah senden razı olsun inşallah. 50 TL kime vereceksin? 50 TL param var. Kime vereceksin? Fakir olanlara. Peki Allah senden razı olsun inşallah. Allah seni salihlerden eylesin. Bursa'daki ablayı vereceğim. Peki Allah senden razı olsun inşallah Yahya. Allah-u Teala seni de anne babanı da cennetine koysun inşallahü teala. Sen de bize dua etmek ister misin? Babama selam söyleyebilir miyim? Tabii ki sesin babana gidiyor. Evet, televizyon sesini kısalım. Evet Yahya. Selamun aleyküm baba. Allah razı olsun. Peki Yahya, zaten baban yarın gelecek. Görüşürsün yine. Allah razı olsun inşallah. Evet, Bingöl'e dönelim. İbrahim Barman telefon attığımızda. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk baba. Nasılsınız? İyisiniz İbrahim abi. Sağ olun. Allah razı olsun. Buyurun efendim, bizimle ne paylaşmak istersiniz? O bacımıza bir 500 TL göndermek istiyorum inşallah. Vay maşallah. Allahu Teala senden razı olsun inşallahü teala. Allah razı olsun baba. Yani bu yardımlarınız öncelikle benim kalbime bir ilaç gibi geliyor. İnşallah inşallah. Çünkü o evi bizatihi gördüğüm için. Evet. Yani bacımızın gözyaşları, o çaresizliği. Yani evi biraz dolaştım, ne var evde diye baktım. Hiçbir şey yok. Vay. Hiçbir şey yok. İki yavrusuyla kupkuru bir evde oturmaya çalışıyordu. Velhasıl Allah sizden razı olsun inşallah İbrahim abi. Allah sizi muhafaza etsin. Evlerde oturuyoruz. Evet. Allah yardım etsin. Amin. Onlara da. Amin. Peki. Allah sizden de razı olsun. Çok sağ olun. Allah hayrınızı da kabul etsin baba. Ecmain. Allah sizden razı olsun inşallah. Bize amin. Dualarından eksik etme İbrahim abi. Allah sizi muhafaza etsin. Amin. Amin. Selametle inşallahü teala. Allah razı olsun. Evet abi, peki selametle Bingöl'e selamlarımızı yolluyoruz efendim. Hürmet ve saygılarımızla. Evet, Ebu Bekir hocam, yani İbrahim abi gibi
yavrularımıza kadar, özellikle medreseli öğrencilerimize kadar. Elhamdülillah, yani peygamberin tehdidinden kendilerini emniyete alanlar var. Aynen. Yani ondan değildir diyen kişilerden elhamdülillah kendini muhafaza edenler var. Onun için biz bu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Buyurun efendim. Hocam, dediğim gibi şimdi İmam-ı Gazali, Allah ondan razı olsun, çok güzel bir çok güzel bir nasihat ediyor. Ey insanlar diyor, ey adam, ey Müslüman diyor. Say ki sen öldün. Say ki sen öldün. Sonra diyor, seni yıkadılar, seni kefenlediler. Ondan sonra seni kabre bıraktılar. En güzel olan evini terk ettin, villa, süper olan evini terk ettin. Seni öyle basit olan bir kabre bıraktılar. En kral elbiseni terk ettin. 2,5-3 metrelik bile beyaz basit bir elbiseye seni giydirdiler. En güzel olan, en mükemmel olan arabanı terk ettin. Seni bir tabutun içinde insanlar taşıyacak. Araba da değil, insanlar seni taşıyacak. Düşün diyor, öyle bir durumdasın. Senin malın var, senin mülkün var. Böyle bacılarımız gerçekten çaresiz, gerçekten mazlum, gerçekten yani hakikaten onlara bir kapı olmayacaksak, onların dertlerine derman olmayacaksak, Allah'ın bize verdiği mal, Allah'ın bize verdiği mülk bu tür durumlarda kullanıyorsak, vallahi kıyamete gittiğimiz zaman bize hiçbir fayda vermeyecektir. Bundan dolayı bazı hadislerden hocam, insanlar diyor, bazı babalar bazı çocuklarını görür hocam. Sonra diyor, bu baba çocuğunu çağırır. Ey çocuğum, seni büyüten ben değil miyim? Seni giydiren ben değil miyim? Sana bu kadar masraf eden ben değil miyim? Evet baba diyor, sensin. Ey çocuğum diyor, sana bu kadar yaptığım masraftan sadece senden bir hasenat istiyorum. Bir iyilik istiyorum. Hocam anlatacağız, onu unutmayın, orada bir virgül verelim. Evet hocam. Bitlis'e dönelim, Fatma Yetiş telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim, bizimle ne paylaşmak istersiniz? Ben Bitlis'ten Fatma Yetiş, bu mağdur aileye 100 lira bağışta bulunmak istiyorum. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Allah sizi muhafaza etsin inşallah Teala. Fatma Yetiş bacım. Peki, var mı başka bir paylaşımınız? Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Allah sizi muhafaza etsin inşallah. Allah-u Teala ailece sizi cennetine koysun inşallah Teala. Evet, Bitlis'e selamlarımızı yolluyoruz efendim. Sağ olun. Evet, Kuzey Irak, Erbil'e dönelim. Irak Kürdistan'dan Muhsin Bey telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Selamünaleyküm hocam. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hürmet ediyorum. Allah sizden razı olsun. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah'a hamdolsun. Allah razı olsun. Allah'ın yer ve yardımcınız olsun. Teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Çalışmanızdan dolayı Allah'ın tanı sizleri muvaffak etsin inşallah. Amin. Amin inşallah. Allah sizden razı olsun inşallah. Önce yayınlamış olduğunuz bazımız için ben inşallah bir yardımda bulunmak istiyorum. Sesiniz gitti. Biraz söyleyebilir misiniz? Bu az önce yayınlamış olduğunuz bacımız için bu evet. Yardımda bulunmak istiyorum. 500 TL inşallah ulaştıracağım size hocam. Allah sizden razı olsun Muhsin abi. Allah sizi muhafaza etsin inşallah. Malınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Allah Azze ve Celle malınıza da ömrünüze de bereket versin inşallah. Amin cümlemize. Selametle. Emanet olun. Selametle inşallahu teala kardeşimize. Evet, Bursa denilince dostum aklımıza gelir. Necdet abimiz. Necdet abi hoş geldin. Sağ olasın Ercan abi, iyi akşamlar. Hürmet ediyorum, Allah razı olsun. Necdet abi, bu haftaki programımız Bursa'dan. Bursa'yı getirdik. Yunus abi yok, ben merak ettim. Yunus abi. İşleri varmış galiba. İki değerli seydamız gelmiş, Allah razı olsun oldu. İnşallah. İkisine de selam ve sevgilerimi iletiyorum. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dualarını bekliyorum. Allah razı olsun inşallah Teala. Allah hayırlarını kabul etsin. Ben de bu aileye yardımda bulunmak istiyorum dostum. Allah razı olsun inşallah. Sizden de zaten Bursa denilince arkadaşlarla sizden bahsettik. Bursa'ya dönünce sizi ziyaret edecekler inşallah Necdet abi. Selamımı getirecekler. İnşallah. İnşallah. Allah sizi muhafaza etsin Necdet abi.
Sağ olasın. En iyi geceler. Allah razı olsun. Yalnız Necdet abi, yaptığın hayırları artık not al. Tamam. Peki. Tamam canım benim. Hürmet ediyorum. Allah sizi muhafaza etsin. Sağ olun. Hürmet düzen. En iyi geceler. Selametle. Sağ olun. Allah razı olsun inşallah. Evet, Bursa denilince Necdet abi aramasa olmaz tabii ki yani. Evet, Mersin'e dönelim. Abdülgafur ikinci telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhum. Abdülgafur abi hoş nasılsınız? Hoş bulduk hocam. Selamun aleyküm. Kardeşim. Aleyküm selam. Televizyonun sesini kısalım. Telefonla iletişim kuralım inşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Hürmet ediyorum. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Sizin de durumunuz hocam, iyidir. Vallahi biz yayını kendi adıma izleme imkanım olmadı. Evet. Yalnız şu anda sizleri dinliyorum. İzliyorum. Sizlerden evet. Misafirine selamlarımı gönderiyorum. Evet. Kendim de bu kardeşime normaldeki 6 ay düzenli olarak her ay 100 lira ben gönderiyorum. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. İnşallah devam olursa seneye de tamamlamayı düşünüyorum. Belki bir sene de bu olabilir. İnşallah. Ama ilk etapta 6 ay için söylüyorum. Peki. Allah azze ve celle. Ben şunu söylemek istiyorum hocam. Buyurun, buyurun lütfen. Yani Allah sizlerden de razı olsun. Katkıda bunlara da razı olsun. Yalnız acaba bizi idare eden insanlarımız nerede? Bu ülkenin evet. İdare eden insanları nerede? Bu yerde bulunan mahalle muhtarı nerede? Yani bunların hiç hesabı yok mu? Bu kardeşimiz evet. Eğer intihara teşebbüs etmişse, Allah muhafaza etsin, böyle bir hukuk sonu bulmuştuk. Buradaki insanlar nasıl hesap verecek, bizler nasıl hesap vereceğiz buna? Yani onun için lütfen, yani herkes elini vicdanına koysun ve derin derin düşünelim. Yani demiş sizler, kocalarımız ahiretle ilgili güzel şeyler söylüyorlar. Bunun hesabı hakkı da çok büyüktür yani. Abdülgafur abi, yine de, hani Üstad Bediüzzaman diyor ya, diyor mazlum da mazlumluğuyla gidiyor. Zalim de zalimliğiyle bu dünyadan göçüp gidiyor. Demek ki büyük bir mahkeme var. Yani biz o mahkemeye iman etmişiz. Ve gerçekten yani bu mazlum ablamızın bu çaresizliğine herkes sorumluluğunca Allah'a hesap verecek. Biz ona iman etmişiz. Onun için bu paylaşımlarınız için de teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bize dua etmeyi de unutmayın lütfen. Allah sizi muhafaza etsin inşallah. Allah razı olsun. Kardeşlerimize selamlarımızı saygılar. Hürmetle, selametle inşallah. Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun. Abdülgafur abimize de. Evet. Adıyaman'dan Nurettin Bozkurt bizi aramış ara bağlantıda. 100 TL ablamıza yardım etmek istemiş. Allah azze ve celle hayrını kabul etsin inşallah Nurettin abimiz. Ve inşallah Allah da sizin sıkıntılarınızı giderir. Allah azze ve celle sizlerden razı olsun inşallah. Evet. Hocam telefonlar gelmeye başladı elhamdülillah. Yalnız istediğimiz gibi değil. Değerli izleyenlerimiz ekranlarımızın alt kısmında iletişim bilgilerimizi lütfen okuyalım. Ve bu iletişim bilgileriyle bize ulaşmaya çalışın. Yani bu kardeşimizin ne bir buzdolabısı var, ne çamaşır makinesi var. Yeri temizleyecek süpürgesi bile yok. Yani öyle mağduriyet var ki ne varsa abileri tarafından kandırılıp haciz olarak evinde her şey götürülmüş. İki yavrusuyla beraber yalnız başına kalmış. Baba onları terk etmiş, gitmiş. Velhasile kelam 3 kez intihar teşebbüsünde bulunmuş bu ablamız. Kollarını sıyırdı, gösterdi, damarlarını kesmişti. Bir kez ikinci intiharında da hap içmişti. Üçüncüde köprüden atlayacaktı. Velhasile kelam yani bu kardeşimize acilen yardım yapmamız lazım. Ve hatta ben mesela hocamıza devam edelim. Özür dilerim. Bir mesele var. Hocamız anlatsın. Evet. Evet. Elazığ'dan Mehmet Emin Taş aramış bizi. O da 200 TL yardım etmek istemiş. Allah Azze ve Celle Elazığ'daki kardeşimizin razı olsun inşallah. Ben ablamıza sordum. Yani ablacığım hani örtüyle alakalı bir şeyler biraz sohbet ettik. Dedi ben önceden çarşaflıydım dedi. Ben Kur'an dersi veriyordum. Yalnız dedi ben öyle bir sıkıntıya girdim ki bilmiyorum. Yani ben bu halde kendimi gördüm. Ve yani sonrasında o özellikle örtüsünü hatırlayınca o eski günlerini, Kur'an dersi verdiği günleri hatırlayınca hüngür hüngür ağladı. İnşallah dedi döneceğim.
Buna ek olarak o gördüğü rüyalarla beraber neler anlatmak istersiniz bize efendim? Hocam bu siz ziyaret yapmadan önce bir rüya gördünüz. Rüyasında içerisinde bulunduğu olumsuzluklarla alakalı, manevi eksikliklerle alakalı bir rüya gördüm. Yani bir uyarı niteliğinde. Tabii programdan önce. Programdan hemen önce hocam sizin ziyaretiniz ve sizin nasihatleriniz onu etkiliyor yani ciddi manada. Şu anda Kur'an okumaya başlamış tekrar hocam. Maşallah. Tekrar örtüsüne dikkat edeceğine dair hani öyle bir şey söylemiş yani. Bu da olumlu bir gelişme inşallah manevi olarak. Gerçekten maneviyatın, insanın maneviyatı güçlü olursa inşallah o tip sıkıntılara da girmez. İşte demin söylediğiniz gibi intihara kalkışma gibi inşallah öyle bir şey de aklına gelmez hocam. Evet. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Evet, ara bağlantıda Ayhan Yavuz Kılıç abimiz bize ulaşmış. Allah Azze ve Celle ondan razı olsun. O da Bursalı bu bacımıza 250 TL yardımda bulunmak istemiş. Allah Azze ve Celle hayrınızı kabul etsin inşallah Ayhan abi. Allah sizi muhafaza etsin. Selamlarımı yolluyorum efendim. İstanbul'dan Gurbet Hanım telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ya bir miktar şey vermek istiyorum da. Evet, bu bacımıza yardım etmek istiyorsunuz. Nasıl vereceğim, nerede yatıracağım onu bilemiyorum. Evet, ablacığım zaten telefon ekranlarımızın alt kısmında Kuveyt Türk İBAN yazıyor. Kuveyt Türk. Evet, İBAN numarasında bankadan gönderebilirsiniz. Yalnız evet. Program sonrasında arkadaşlarımız sizi arayacaklar. Ayrıntılı bilgiyi inşallah yayından sonra size ulaştıracaklar inşallah. Tamam. Peki, teşekkür ediyorum. Allah hayırınızı kabul etsin inşallah. Yani iyi akşamlar. Selametle. Allah emanet ol. Allah razı Allah olsun. Allah'ın haline bu katkıyla Allah seni de mahcup etmesin. Amin. Ne bu dünyada ne öbür dünyada. Ne bizi de ne seni de. Amin inşallah ablacığım. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizi muhafaza etsin. Aleyküm peki. Selam. Selamünaleyküm. Evet. Aleykümselam, rahmetullah. Evet hocam, yani bu meseleyi hakikaten basite almamak lazım. Evet hocam. Bir de işin yani böyle hani biz Müslüman olduğumuzdan dolayı özellikle bana çok zoruma giden, dokunan bir sözü vardı ablamız. Diyor ki, yani ben evde çocuklarımın aç kalmasına tahammül edemedim. Kendimi dışarı attım, bir iş bulayım dedi. Kapısını çaldığım iş yerlerinde bana bakıyor, baştan aşağıya kadar süzüyor beni. Evet diyor, seni işe alacağız diyor. Gel şurada otur. Ve evet devam edeceğiz. Mersin'e dönelim. Fatma Turhan hanımefendi telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Hoş bulduk abi, Allah razı olsun. Ben ablaya yardım etmek istiyorum. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Yani inşallah Allah razı olsun. Mevlana'nın şöyle bir sözü var. Sıkıntılar misafirdir, gelir gider. Önemli olan diyor gönderenin hatırına sıkıntılara sabretmektir. Rabbim de ablamıza sabır versin inşallah. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Amin. Allah-u Teala ona hayırlı kapı açsın. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum inşallah. Amin inşallah. Hayırlı yayınlar. Evet sağ olun. Allah razı olsun. Evet, bu sözümüzü de bitirip reklama gireceğiz inşallah. Ve diyor ki, yani iş başvurduğum iş yerlerinde bana bakıp, evet seni işe alırız diyor. Fakat kötü niyetli insanlar diyor. Yani ben çocuklarımın açlığını aklıma getiriyorum, çaresizliğimi aklıma getiriyorum, namusumu aklıma getiriyorum, vazgeçip evime gidiyorum. Yani çocuklarımla beraber onların feryadını dinlemek, benim onların işini kabul etmekten daha iyidir benim için diyor. Ve gözyaşları içerisinde bunu bütün Müslümanların duyabileceği şekilde haykırıyor. Artık bu Müslümanların vicdanına kalmış, Müslümanların adetine kucağına atılmış bir meseledir. Müslümanların bu meseleyi halletmeleri lazım. Evet, biz bir araya girelim, sonrasında burada olacağız inşallah. Buyurun efendim. Evet değerli izleyenlerimiz, mağdur ve çaresiz bir ablamızı konuşuyoruz. Bursa'dan ekranlara taşıdığımız ve teresini çektiğimiz ve gözyaşları içerisinde iki çocuğunun yanında
adeta haykırıyordu, feryat ediyordu ablamız. En son tabii söylediğimiz şu söz vardı. Ablamızın bize söylediği ve emanet bıraktığı bu söz. Müslümanların özellikle yani iman ehli insanların zoruna gidebileceği bir şey. Ben iş arıyorum diyor. Çocuklarımı bir ekmek almak için, birkaç kuruş para kazanmak için, yavrularıma yaşanabilecek belki bir hayat sağlayabilmek için bir iş arıyorum. Diyor gittiğim iş yerlerinde baştan sonuna kadar beni sözüyorlar. Evet diyor, sen diyor çalışabilirsin diyor. Tabii sadece şurada otur diyor. Ben onların kötü niyetlerini bildiğim için hemen o dükkandan ayrılıyorum, o iş yerinden ayrılıyorum diyor. Yani çocuklarımın o çaresiz bakışlarını, umutla bekleyişlerini maalesef bir gece daha açla çocuklarımla beraber kendim de aç bir şekilde geçirmek pahasına olsa namusumu, izzetimi muhafaza etmeye çalışıyorum. Böyle bir ablamız var. Şu anda onun derdine derman olmak istediğimiz ablamız bu şekilde. Bunun için bizi izleyen kardeşlerimizden ricamız, canlı yayına bağlanmak isteyenler telefon numaralarımız var. Canlı yayına bağlanabilirsiniz. Bu ablamıza yardım olabilecek bir yardımda bulunabilirsiniz. Canlı yayına bağlanmak istemeyenler kardeşlerimiz için ara bağlantıda bize ulaşabilirsiniz. Bu bacımızın program sonrasında inşallah en azından yüzünü güldürebilecek yardım edebilseydik iyiydi. Evet, hocam sizin sözünüz yarıda kesmiştim değil mi? Hakkınızı helal edin. Dilerseniz bu ablamızın iş aramayla alakalı, intiharla alakalı neler bina edebiliriz? Yani ne söyleyebiliriz bizi izleyen kardeşlerimiz için? İş sahipleri, ona uygun bir iş sağlayabilecek hayırseverler varsa, şu an bizi dinliyorlarsa bu konuda yardımcı olabilirler. Evet. Bir nebze de olsa onu elinden tutup onu o sıkıntıdan kurtarmış olabilirler inşallah. Böyle bir şey yapılabilir hocam. Evet hocam, Allah razı olsun inşallah. Ebubekir hocam, ablamızın özellikle ben ölmek istiyorum sözü ve sizin okuduğunuz o hadise binaen yani gerçekten bilmiyorum neler sorulabilir. Yani zaten manzara ortada. Buna yönelik sahabelerin hayatından, peygamberimizin örnek hayatından biz ne ders çıkartabiliriz? Yani bizim Müslümanlara özellikle yardım edebilme duygusunu kazanabilmemiz için o eski atalarımız gibi, bizden öncekiler gibi tekrar aslımıza dönebilmemiz için neler yapmamız lazım? Valla öncelikle sizin o bacımızın söylediği söz, ben ölmek istiyorum, o sözü biz kendimize söylememiz lazım. Müminler olarak, Müslümanlar olarak o sözü biz kendimize atfetmemiz lazım. Bizim ölmemiz lazım. Vallahi eğer ki biz iman ehliysek, gerçek manada Allah'a iman etmişsek, gerçek manada Allah'ın kitabına, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, gerçek manada eğer ki bizler sarılmışsak, bizim vicdanlarımız, bizim kalplerimiz titremesi lazım. Titremesi lazım. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hani yetim olarak dünyaya geldi. Yetim olarak dünyaya geldi. Ve Allah-u Teala Azze ve Celle malumunuz Duha suresinde وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى seni fakir bulup zengin etmedi mi senin Rabbin? Seni fakir bulup seni zengin etmedi mi? فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ öyleyse yetimi sakın ezme. Vallahi şu an bizim gözümüzün önünde olan bu manzara ki Allah yani bu ayetlerde ne çıkıyor? Yani sen yetim olarak dünyaya geldin. Yetimlerin halini iyi anlıyorsun. Yoksulların halini iyi anlıyorsun. Bunları sana yaşattık. Bunları sen tattın. Bu insanları ezme. وَاَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ el açıp isteni de sakın sakın azarlama. Bu ayetler bir peygambere, biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl ki eziyet çekmişse, nasıl ki o fakirler olarak, yani eğer ki kendisi tok yat, komşu aç iken,
kendisi tok yattığı zaman, kendisi tok yattığı zaman eğer ki vicdanı sızlıyorsa bizim kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Burada bir sıkıntı vardır yani. Burada bir sıkıntı vardır. Özellikle şu an bu bacımızın hakikaten yani bir hakikaten dilim dönemiyor yani anlatamıyorum gerçekten. Anlatamıyorum yani. Çünkü bu bacımızın durumu göz önünde yani üç defa bir bacımız bizim annemiz olsa veya yani subhanallah Allah Resulü Aleyhisselam yani bir hadiste şöyle diyor. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Ona haksızlık etmez. Onu düşmana teslim etmez. Kim bir Müslümanın ihtiyacını giderirse Allah Teala ve Celle o mahkeme-i kubrada onun ihtiyacını giderecektir. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah-u Teala Azze ve Celle o mahkeme-i kubrada onun da sıkıntısını giderecektir. Bakın sahabeler, Subhanallah, o Mekkeliler Medine'ye hicret ettiği zaman, yani muhacirler hicret ettiği zaman, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların arasında kardeşliği kurduğu zaman, yani bir baktığımız zaman İslam tarihine onlar nasıl birbirlerine yardım etmişler? Mallarını vermişler, canlarını vermişler. Bir adamın hatta öyle bir dereceye gelmiş, yani adam bir eşini boşayıp diğer bir Müslüman kardeşine nikahlanmıştır. Biz Müslüman olarak eğer ki gerçek manada kalbimiz sızıyorsa, bu bacımızın bu halini, bu durumunu göz önünde bulundurarak, eğer ki bizim işlerimiz sızmıyorsa vallahi bir sıkıntı bizde vardır. Bir sıkıntı vardır bize. Bugün yarın Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman, bugün yarın Allah'ın o mahkemeye kubraya çıktığımız zaman bu bacımızın bu halde olduğumuz, bu bacımız bizi Allah'a şikayet edecektir. Kesinlikle. Vallahi billahi tallahi bu bacımız bizi Allah'a şikayet edecektir. Bizi Allah'a şikayet edecektir. Müslüman olarak deyip ve bu durumu göz önünde bulundurduğu halde içi sızmıyorsa vallahi kıyamet günü Allah-u Teala Azze ve Celle bunun hesabını bizden soracaktır. Bizden soracaktır. Bundan dolayı şu an Rehber TV izleyen bu durum, bu bacımızın durumu göz önünde bizim onlardan isteğimiz bu bacımıza yardım etmeleridir. Bu bacımıza gerçek manada yani biz şu an buradayız. Şu an burada konuşuyoruz onun durumunu. Bir kendimizi onun yerine bıraktığımız zaman insan hiç anlatmak istemiyor. Hele o bacımızın o sözü ben ölmek istiyorum ne demektir? Bu sözde çok büyük ibretler vardır gerçekten. Evet. Çok büyük ibretler vardır. Bunun için bu bacımızda elimizden geleni yardımları yapmak zorundayız. Kesinlikle. Allah razı olsun. İnşallah. Yani çocuklarla da konuştuğumuz zaman bizi izleyen amcalardan, abilerden ne istiyorsunuz diye sorduğumda diyor ki küçük yavrumuz diyor istediğim gibi yemek yemek istiyorum diyor. Yani 5 yaşında, 6 yaşında, 3 yaşında 2 tane yavrusu var. Ve bunlar onun yaşıtı olan çocuklar ne istiyorsun diye sorduğumuzda bisiklet, tablet derken bu yavrular istediğim gibi yemek yemek istiyorum diyor. Yani bu sözün anlamını artık bizi izleyenler nasıl anlıyorsa bilemiyorum. Evet. Elazığ'da bir izleyicimiz ara bağlantıda bize ulaşmış. Bir abimiz bize ulaşmış. Allah Azze ve Celle ondan razı olsun. 1000 TL bu ailemize yardım etmek istemiş. Allah Azze ve Celle senden razı olsun. Allah Azze ve Celle sizin ne sıkıntınız varsa gidersin inşallahü teala. Evet, namusuyla yaşamaya çalışan, iffetiyle yaşamaya çalışan bu ablamız, 3 kez intihar girişinde bulunan bu ablamız, bir umutla, umut kervanını kapısında görünce, çekimleri görünce büyük bir umutla şu anda bu program sonunu bekliyor. Ama değerli izleyenlerimiz maalesef programımıza şu anda şurada bir 3-5 dakikamız kaldı. Maalesef bu ablamıza istediğimiz gibi anlamda yardım yapamadık. Yani gerçekten utanıyorum. Bu kardeşlerimizi Bursa'ya göndereceğiz. O aileye gidecekler. Bir 2000-3000 lira belki verecekler. Fakat istenildiği gibi
yani bir buzdolabı alabilecek, çamaşır makinesi alabilecek, çocuklarına akşam yemek yapabilecek bir şeyi de onlara gönderemiyoruz. Maalesef başımız eğiktir. Bu kardeşimize de umut olamadık galiba. Allah Azze ve Celle yardımcısı olsun. Yani ümmetin gözleri önünde bir ailemizi bu şekilde uğurluyorsak sıkıntılı. Evet, programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet, Mardin'e dönelim. Bir izleyicimiz telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun inşallah. Sizden hocam özellikle Allah sizden razı olsun. Programımız çok güzeldir. Allah sizden de razı olsun inşallah. Buyurun efendim. Bu bacımıza yardım etmek istiyorduk. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Allah sizi muhafaza etsin inşallah. Cümlemizden. Allah yardım eden herkese razı olsun inşallah. Amin. Amin. Mardin'e selamlarımızı yolluyoruz. Allah sizi muhafaza etsin. Allah hayrınızı kabul etsin inşallah. Cümlemiz inşallah. Kolay gelsin. Peki. Selametle inşallah. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenlerimiz, bir duyuruda da bulunalım. Bu önümüzdeki pazar günü Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın pazar günü Diyarbakır'da düzenleyeceği büyük bir mevlid etkinliğine bizi izleyen bütün kardeşlerimizi evet davet ediyoruz. Peygamberimizin anlama ve sünnetini yaşama dair bir mevlid etkinliği var. İnşallahü Teala Peygamberimizin hem ahlak ve hem de adalet rehberi olma vasfını da hem anlayacak, hem öğrenecek ve hem de kendimizde de bunu ne yapacağız? Allah'ın izniyle tatbik etmeye çalışacağız. Evet, Diyarbakır'a dönelim. Diyarbakır'daki etkinlikten bahsetmişken bir kardeşimiz telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Önce hocam nasılsınız? İnşallah. Hürmet ediyorum. Allah sizden razı olsun. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben razı olsun. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Amin. Amin. Allah razı olsun. Hocam ben bir miktar yardımda bulunmak istiyorum. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Allah sizi muhafaza etsin. Amin. Rabbim yardımcınız olsun inşallah cümlemizin. Peki. Allah razı olsun. Aleyküm ve rahmetullahi. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhum. Allah sizden razı olsun. Evet, bu kardeşlerimi, bu kardeşimize, bacımıza duyarsız kalmayan bu kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum. Allah sizlerden razı olsun inşallahü teala. Evet hocam, artık programımızın da maalesef sonlarına geldik. Tekrar pazar günkü Peygamber Sevdaları Vakfı'nın pazar günü Diyarbakır'da düzenleyeceği büyük etkinliği tekrar hatırlatalım. Büyük mevlid etkinliği var. Ahlak ve adalet rehberi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın mevlid etkinliği var. Bütün kardeşlerimiz peygamber aşkıyla yürekleri yanan bütün kardeşlerimizi davet ediyoruz. Evet, salavatlarla, tekbirlerle sizleri alana bekliyoruz efendim. Allah Azze ve Celle Peygamber Sevdaları Vakfı'ndan da razı olsun inşallahü teala diyorum. Ve hocam Bursa Umut Kervanı Başkan Yardımcısı Rahmetullah Durgun hocamız, sizin de son düşüncelerinizi ve son sözlerinizi alalım efendim, buyurun. Almadan önce Antalya'ya bir dönelim. İhsan Kaya telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. İhsan Kaya abi. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhum. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hocam, hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Allah sizi muhafaza etsin inşallah. Hocam ben de bu Bursa'daki bacımız için bir miktar yardımda bulunmak istiyorum. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin. Allah sizin hem malınıza, hem bedeninize, hem ailenize bereket versin inşallah. Sizleri muhafaza etsin. Allah razı olsun hocam. Allah hayrınıza kabul etsin. Peki. İnşallah. Allah razı olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hocamıza da selamlarımı iletelim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Antalya'ya da selamlarımızı, hürmetlerimizi yolluyoruz efendim. Aleyküm selam hocam. Allah sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum efendim. Evet hocam, buyurun. Hocam herkesin bu konuda yapabilir. Özür dilerim. Ağrı'ya da bir dönelim. İlhami bulan kardeşimiz telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İlhami abi hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun inşallah. Buyurun efendim. Ben bu kardeşlerimiz diye yardımda bulunacağım. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Teala. Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Peki. Allah'a emanet olun. Ahire selamlarımızı yolluyoruz efendim. Selametle. Allah razı olsun inşallah. Evet hocam. Evet hocam. Yani herkesin yapabileceği bu konuda mutlaka bir şeyler vardır. Evet. Biz bilelim ki bizim yapacağımız hayırlar, güzellikler gerçekten bizim için yani bir yatırım olacak. Yani bizim Allah yolunda harcayacağımız 1 lira o bizimdir. Diğer kalanlar bilelim ki dünyada kalıyor. Yani ondan hiçbir şey bize, hiçbir fayda bize gelmez. Şimdi siz hani demin o çocuğun gerçekten yeme işte istediğiniz nedir? Güzel bir yemek demesi gerçekten hani insanı derinden etkileyen bir söz hocam. Ben bu konuda mesela Bursa'da... Bingöl verelim hocam. Buyur bir hocam. Telefonumuz var. Buyur. Şu bir kardeşimiz telefon hattımızda. Bingöl'den. İshak hoş geldin. Selamünaleyküm abi. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhum. Abi öncelikle... Evet. İshak kardeşimizin telefonda mı sıkıntı var? Sesi net alamıyoruz. İshak abi. Evet sesi alamıyoruz. İshak abi de telefon çekebileceği bir yere geçseydin. Düştü mü? Peki. Ara bağlantıda kardeşimize ulaşılabilir. Evet. Allah Azze ve Celle hayrını kabul etsin inşallah. Evet hocam. Evet, hocam bu konuda mesela ben özellikle Bursa'da mesela yemek sanayileri çok fazla. Yani hazır yemek, sıcak yemek üreten firmalar çok daha fazla. Ben onlara burada Rehber TV aracılığıyla seslenmek istiyorum. Yani burada bu ailelerin mesela en azından sıcak yemek ihtiyacı noktasında yardımcı olurlarsa biz de kendilerine ulaştırırız yani. Gerek o, bu aile gerek de diğer yardım ettiğimiz ailelere olsun. Evet. Özür dilerim hocam. Olabilir. Bir bilgi verelim. Kocaeli'ye dönelim. Selahattin Bey telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar hocam. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisiniz Allah, inşallah. Allah razı olsun. Önce sizi sormalıyız hocam. Siz nasılsınız? Hürmet ediyorum. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Allah sizden de razı olsun. Hocam ben de bu aileye bir miktar yardım etmek istiyorum. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah Selahattin abi. Allah sizi muhafaza etsin. Allah sizden de razı olsun. Allah yardımcınız. Amin. Amin inşallah. Bizi dualarınızdan da mahrum etmeyin efendim. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun hocam. Hayırlı akşamlar. Peki selametle. Selametle Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. Hürmet ediyorum. Allah razı olsun inşallah. Rabbim kendilerinden razı olsun hocam. Yardım sözü verenlerim. Bunun yanında mesela ev eşyaları falan noktasına yardımcı olabilirler. Eğer inşallah bizi ararlarsa biz bir şekilde kendilerine ulaştırırız. Demin söylediğimiz gibi yemek şirketleri, yemek sanayileri de gerçekten bu hususta bu ailemizin bu sıkıntısını giderebilir. Ve diğer baktığımız yaklaşık 60 aileye gıda yardımı yapıyoruz. En azından bunlara da kaç tane sıcak yemek ulaştırabilirsek inşallah bu da güzel olur. Kesinlikle. Evet hocam. Peki. Allah azze ve celle sizlerden razı olsun. Sizlerden razı olsun hocam. Yani bize vakit zaman ayırdığınız için hocam. Bize imkan sağladığınız için. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Ayağınıza sağlık. Allah sizi muhafaza etsin inşallah. Allah hayrınızı kabul etsin. Evet Ebu Bekir hocam. Bursa Umut Kervanı üyesi Ebu Bekir hocam da ayağını tozuyla programımıza katıldı. Allah razı olsun inşallah. Sizin de son sözleriniz ve temennilerinizi alalım. Temennimiz bizi izleyen tüm kardeşlerimizden bu sesi duyup da kendi gözleriyle, kendi kulaklarıyla bu çekilen durumu gördükten sonra her birisi kendini hesaba çekmesini istiyorum. Bugün bu bacımızın başına gelmiştir. Allah muhafaza bu, yani yarın da bizim yakın akrabamızın başına da gelebilir. Bundan dolayı İmam Şafii Rahimahullah'ın bir sözü La yedumu surur ve lel huzun. Ne mutluluk. Bir virgül verelim. Mersin'e dönelim. Evet, Emin ikinci telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Sağ ol,
olsun. Teşekkür ettim. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sizler iyi sormak. Ana babam da rahmet. Var olasınız, sağ olasınız. Hürmet ediyorum. Allah senden razı olsun. Hürmet ediyorum. Allah sizi muhafaza etsin inşallah. Ay, bir mukabele, bir mukabele. Ben bu kardeşime bir miktar yardımda bulunmak istiyorum. Allah Azze ve Celle hayrınızı kabul etsin inşallah. Sağ olasın hocam. Bizi de dualarınızda unutmayın lütfen. Ey Rabbim, her iki dünyada da sizi peygamberle haşetsin. Amin, amin inşallah. Allah sizden razı olsun inşallah. Allah sizi muhafaza etsin. Peki. Sağ olasın, teşekkür ederim. Hürmet ediyorum. Allah sizi muhafaza etsin. Bir mukabele, bir mukabele. Sağ olasın. Peki. Allah'a emanet olun. Evet, Batman'a dönelim. Osman Yıldız telefon hattımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun hocam. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun inşallah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah'a şükür. Allah razı olsun Ertan hocam. Sizler de iyisiniz inşallah. Hürmet ediyorum. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Teala. Buyurun efendim. Hocam ola biz de bir mektar yardımda bulunmak istiyorduk. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah Azze ve Celle tuttuğunuzu altın etsin diyorlar ya. Malınıza, ömrünüze bereket versin Rabbim inşallah. Allah razı olsun sizden de hocam. Bir mukabele inşallah. Peki. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bize dua edin inşallah. Sizler de bize dua edin hocam. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Selametle inşallah. Evet. Buyurun efendim. Ya hocam, dediğimiz gibi İmam Şafii Rahimahullah'ın sözüyle inşallah şey yapacağız. Kendisi şöyle duyuyor, diyor. La yedumu surur ve lel hüzün. Ne mutluluk ne de hüzün devam eder bu dünyada. Yani mutlu adam olan adam da kendi evinde olacaktır. Hüzün, kederli olan da ruhunu teslim edeceğine kadar, Allah-u Teala Azze ve Celle ruhunu kabzedene kadar bu şekilde gidecektir. Yani netice itibariyle hepimiz gideceğiz. Ama bu tür vakaları, bu tür aileleri göz önünde bulundurup da kendi gözlerimizle gördükten sonra gerçek manada işlerimiz sızlaması lazım ve bir ızdırap çekmemiz lazım. İnşallah Rabbim bu bu hayırları yapan kardeşlerimizden razı olsun. Rabbim onların ecirlerini, mükafatını kat kat dergah-ı zatına onlara kat kat versin inşallah. Ve bizlere de vakit ayırdığınız için, bu mazlumlara ses olduğunuz için, bu mazlumların sıkıntılarını dile getirdiğiniz için Rabbim sizden razı olsun inşallah. Rabbim sizin de hayrınızı kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bingöl'e de bir dönelim. İshak Korkmaz tekrar telefon attığımızda. İshak hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi telefon iyi çekiyor. Yerini mi değiştirdin? Evet abi. Evet. Buyurun. Abi ilk önce Allah hepinizden razı olsun. Amin. Amin. Hoş Allah senden de razı olsun inşallah. Teala. Ay, ben 100 TL yardımda bulunmak istedim de. Vay maşallah. Allah Azze ve Celle seni salihlerden eylesin. Allah-u Teala seni de, anne babanı da, hepinizi cennetine koysun inşallah. Teala. Teşekkürler. Tamam mı? Sen de bize dua etmeyi unutmayasın. Peki. Allah'a emanet. İshak kardeşimize uğurluyoruz. Bingöl'e de selam ve hürmetlerimizi yolluyoruz efendim. Evet, değerli izleyenlerimiz. Ekranlara bu akşam taşıdığımız ailemiz Bursa'dan bir ablamızdı. Başına abilerin kurduğu tuzaktan dolayı ailesi yıkıldı, eşi tarafından terk edildi, bütün eşyalarına haciz verildi. İki çocuğuyla beraber yaşam mücadelesi verirken, hastalıklarıyla mücadele ederken bir kere kolunu kesmekle intihara girişti. İkincisinde hapları atarken intihar etmeye kalkıştı. Midesini yıkadılar, kurtardılar onu. Üçüncüsünde de köprüden atlamaya çalışırken polisler tarafından kurtarılmış. İki yavrusuyla yaşam mücadelesi veren bir ablamız. Çocuklarla konuştuğumuzda bizi izleyen kardeşlerimizden ne istersiniz diye sorduğumda istediğim gibi yemek yemiyorum diyor. İki yavrusu da onların tek endişeleri, dertleri yemek yemekti. İstedikleri gibi yemek yemekti. Ve iş bakmak için kapısını çaldığı iş yerlerinin kötü niyetli olduklarını da gördüğü için iş yapmaktan da vazgeçen iffetli bir ablamız. Evet, bu ümmete teslim edilmiş, ümmete emanet edilmiş, ümmetin namusu olan bir ablamız.
buna yardım için biz bu akşam bir program yaptık. Allah Azze ve Celle bizi izleyen ve yardım için telefon açan kardeşlerimizden 1000 kez razı olsun. Verdiklerini milyonlara çarpıp onlara geri versin inşallah Teala. Rabbimiz kerimdir, cömerttir ve kerim olanları seviyor. Biz de kardeşlerimizden bu ablamıza, bu kardeşimize yardım etmesi için 2 saate yakındır bir program yapıyoruz. Hepinize ayrı ayrı gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. Maalesef programımızın da sonuna geldik. Bir Umut Kervanı programının daha sonuna geldik. Bu kardeşlerimize de Bursa'dan buraya gelen değerli Rahmetullah Durgun hocamıza ve Ebu Bekir Arslan hocamıza da sizlerin adına teşekkür ediyorum. Allah Azze ve Celle onlardan razı olsun. Amin. Evet değerli izleyenlerimiz, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Başka bir Umut Kervanı programıyla tekrar huzurlarınızda olmak umuduyla hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.